Herkese merhaba arkadaşlar, ben Buğra ve bugün Vice City'nin gizemlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Vice Point'te sizlere efsane bir gizem göstereceğim, efsane bir teori göstereceğim. Bunlara belki inanabilirsiniz, belki de inanmayabilirsiniz. Ben bilmiyorum inanacağıma ama bu bir teori arkadaşlar. Yani bu bir oyuncular tarafından oluşturulmuş bir teori diyebiliriz, bir söylenti diyebiliriz. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu adamlardan çok var. Bu adamların çocuk olduğu söyleniyor. Zaten çocuğa da benziyorlar. Çocuğa da benziyorlar gerçekten. Zeslerinden anlayacaksınız olur ki 25 yaşlarında bir adam, çocuk da olmayabilir ama adam çocuk diye geçiyor orada. Makalelerde diyorum ben. Makalelerde yazıyor bu arada. İnanmazsanız gidip bakabilirsiniz teoriye. Bunun arkadaşlar bir gizem var bu adamların. Bakın bu adamlardan bir sürü dolaşıyorlar. Dolaşıyor yani bu adam. Bir sürü var burada. Şimdi hemen oraya gidelim. Bakın. Buraya da geldiğimizde bu kısımlarda arkadaşlar görüldüğü gibi bu adamlar var. Mavi giyenimli. Sanki şeylere benziyorlar değil mi ya? Böyle hastanelerde çalışan var ya böyle hani. Böyle geldi bana. Bu adamlar arkadaşlar böyle bir teori var. Yani anlatacağım şimdi birazdan. Bakın şuraları dolaşacağım sizlere. Çünkü her tarafta görmeniz lazım. Hemen şöyle gidelim. Bakın. Victor Vance'in öldüğü kısım burası. Bu adamlar burada var ve gece saatlerinde bu adamların sayısı artıyor arkadaşlar. Gidip istiyorsanız kaydetme şeyimiz var mı, imkanımız var mı bakalım şöyle. Yok tamam, neyse o zaman imkan yok ama sizler geceye gelin. Bu arada buydu, bayağı aksayacak ha. Video kesiliyor arada bir arkadaşlar, SC basınca inşallah düzelir o kısım. Neyse hemen gidelim. Şöyle bakın şuralara dolaşalım bizlere. Şurada herhalde yoklar. Şöyle bir son kere bakalım. Burada herhalde yoklar. Bir gemimiz var. Şöyle motora tekrardan binmeyeceğim. Motor orada dursun. Yani bu kısımlarda çok adamlar dolaşıyor çocuklar. İşte çocuklar diyeceğim ben bunları. Çünkü öyle geçiyor makalede. Çocuklar dolaşıyor böyle. Bakın burada daha fazla var. Bunu dedin arkadaşlar. Böyle bir teori var. Belediye başkan yardımcısı tarafından alınmış arkadaşlar işe. Hani bu çocuklar işçiler belediye başkan yardımcısı tarafından alınmış. Hep aynı ders bakın. Hep aynı. Bizimkiler burada. Hep aynı işler var. Bu arkadaşlar bunun bir tane daha gizemi var. Bu adamlar tehlikeli olarak geçiyor. Yani bu kısım, bu liman tehlikeli olarak geçiyor Vice'de. Boğulursunuz falan makalelerde geçiyor. Hemen bulursam açacağım o linki. Linki değil de yani şey, linki de atarım fark etmez bana göre. Resmini falan aşağıya yazacağım. Yani atacağım yani, bakın oraya. Boğulursunuz falan diyor, ölürsün burada falan, öyle söylentiler var. Öyle diyorlar zaten, kendi ağızlarından duyduğumuz şey bu. Ben bir şey diyecekler mi acaba? Evet. Bir şey demelerini bekliyorum. Şu anda öyle çok şey demiyorlar ama dediğim gibi sizler bakın arkadaşlar buraya. Tam hani bunu lafı söylemesini birazcık bayağı uzun şey yaparsam söyler. Ben yine de açacağım aşağıya, gösterelim isimlerde. Boğulursunuz falan diye söylentiler var. Ama bir tane daha, 3 tane teorimiz var. Bir tane daha teori var. Bu adam arkadaşlar gizli bir örgütün üyeleridir. Yani öyle geçiyor teoride. Bunlar içinde falan böyle triadlara çalıştığı söyleniyor. Bakın triadlara böyle gizli ajan olduğu söyleniyor bunlar. Triadlara böyle limandan abi gizli gizli mallar verdiği söyleniyor. Yani bu kısma pek ben yani inandığımı söyleyemem. Teori zaten bu. Ama inananlar da olacaktır. O laflarından belki de inanabilirsiniz, boğulursunuz falan. Burası tehlikeli olarak geçiyor diyor. Hani buraya rakiplerimiz, düşmanlarımız gelebileceğini söylüyor. Yani o yüzden de triadlara çalıştığı söylenebilir. Belediye başkan yardımcısı tarafından işe alınmış diye geçiyor makalelerde arkadaşlar. Ben buna fazla inanamadım ama sizler artık inanırsınız inanmazsınız onu bilmeyeceğim. Yorumları, fikirlerinizi arkadaşlar yazabilirsiniz. Zaten linki aşağıya atacağım. Orada bakın araçları falan, sonra bana yazabilirsiniz. Hata bulursa, hata bulursa sizler de düzeltebilirsiniz bu durumu. Yani gizemimiz kısaydı ama bence bu kadarlık yeter diyelim. Fazla video uzatmaya hiç gerek yok. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki GTA Vice City gizemlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.